Aşk da mantık olur mu? Aslında bunun tek bir cevabı var. Ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> yani ne bileyim ben? Baklavalarım var mı? Var. Ee, benim en büyük hayalim Fenerbahçe'ye başkan olmak. Yani iyi ses benim ciddi anlamda takanlar. Evet, evet. Yaparken yakalandığın en kötü şey. <laughs> <laughs> Merhaba. <laughs> bak bak. <gülüyor> Merhabalar. Bu hafta konuğumuz İlhan Şen. Merhaba. Merhaba İlhan. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir sürü güzel ekip var arkada da. Evet. <laughs> Koşturuyorsun. Aşk mantık intikam çok güzel gidiyor. Oh. Öncelikle reytingleriniz de güzel. Maşallah. O zaman şeyden başlayalım. Aşkla mantık olur mu? Nereden baktığına bağlı. Yani <laughs> Herkesin ki biraz kendine göre değişiyor gibi geliyor bana. Aslında bunun tek bir cevabı var. Ne bileyim ben? <laughs> yani ne bileyim ben? Ee, kimisi aşkın peşinden gidip dönüp baktığında saçma sapan şeyler hmm. yaptım diyor. Kimisi hayır ya oradan başka bir hesapla, oradan başka bir şey yapıyor. Ee, tek cevap var. Ne bileyim ben? Senin senin için? Ee, senin ilişkilerin? Benim yok. bütün hayatımda mantık önde. Yani ben... Zaten belki yaptığım ve okuduğum işle de alakalı olabilir. Ben yani hep mantık Hı. daha önde kalıyor bende. Duygudansa mantık daha önde kalıyor. Ama dönüp baktığında bir yerde, aa, mantık çoktan devreden çıkmış. A, gidiyorsun bir taraflara. Ha, sen kendi kendine ben mantıklıyım diyorsun. Tabii tabii. tabii, mantık. tabii mantık çoktan devreden çıkmış. Hı -hı. Sen sadece başka bir yolda gidiyorsun. E, onu yaşamak da çok keyifli. Öyle bir şey herhalde. O şekilde şey yaşadın mı böyle çok mantanın kurbanı oldun mu? E tabii canım. Aşklarda. Tabii canım defalarca. Çünkü aslında bu bahsettiğim şey tek taraflı bir şey değil. Ben burada ne kadar ölüp gitsem de, ne kadar başka bir şey yapsam da karşılıklı etkileşimle yapılacak bir şey bu. Yani ben bir şeyler yaparım, sen bir şeyler yaparsın. En günün sonunda artı eksiyi koyarız. Benim hı. için artılar daha fazlaysa devam ederim. Senin için artılar daha fazlaysa daha güzel bir şey olur. Biri için eksi fazlaysa o zaman işler hı hı. değişir. Bu kadar şey aslında. Bizim için de aşkla mantık çok dert hı. değil. İki kişinin aynı anda aşkta mantık ya da başka bir şey araması çok daha hı hı. olur gibi geliyor bana herhalde. İntikam alır mısın? Hayır. Çünkü şimdi dizideki karakter intikam ah, alan evet. bir adam. Hani o zaman e, aşıksan ve sonra o ilişki bittiyse dönüp hiç intikamını aldın oldu mu? Hayır. Senden alan oldu mu? Ee, zannetmem. Hı hı. Benim bildiğim yok. Ha, hı hı. kendi kendilerine bir şey yaptılarsa onu bilemiyorum artık <laughs> ama e, hiç oralarda değil. Hiç değilim. Yani e, aldatmak mıdır bunun hı hı. E, en büyük adı? Ben hep şöyle bakıyorum oraya. Yani biri birini aldatıyorsa aldattığı anda o iş ondan çıkıyor. Hı hı. O iş artık bende. Ben bununla baş edip edemeyeceğime bakıyorum. Çünkü bir süreç var oraya kadar gelen ve kişi bunu kabul etmiş, yapmış, oralara kadar gitmiş. Ee, burası tamam olmuş. Ondan sonrası benim problemim. Saçların kıvırcık mı gerçekten? Daha değil setten geldiğim için böyle. <laughs> değil mi normalde değil kıvırcık? Değil normalde düz. Ama setten geldiğim için <laughs> bu halde. Güzelmiş ama bayağı Teşekkür alıştın ederim. mı bu haline? Bir önceki işimde de buna yakın bir şeydi, ondan önce hiç yapmamıştık böyle bir şey ama bayağı düz hali işte yani sen hı hı. de biliyorsun o. Ama şimdi <laughs> mesela bu dizide iki karakter görüyoruz. Bir tarafta Ozan'ın CEO olmuş hali var. Bir tarafta da Ozan'ın daha nerd, işte çalışkan, gözlüklü bir şeyleri icat etmeye çalışan adam. Daha kendi halinde. Sana hangisi daha yakın? İlk. Yani Ozan'ın nerd hali. Çünkü ee, çok daha saf, Hı -hı. çok daha aşık, e, çok daha iyimser. Öbür tarafta, Ozan Korfalı olduğunda artık e, belli bir öfkeye sahip olmak zorunda çünkü Hı -hı. tek dalı var güvenecek Esra'sı, o da onu bırakıp gidiyor. Zaten bir baba terk edilmişliği var. Ee, bir terk edilmişlik üstünde, bir terk edilmişlik daha ve 8 yaşından beri devam eden büyük bir aşkın üstünde bu terk Hı -hı. edilmişlik. Ee, o yüzden mesela hep şeyi konuşuyorduk. Neden bu kadar öfkeli? Başka şansı yok çünkü. Hı -hı. Yani e, uzaklaştırmak zorunda bir daha kırılırsa kim toparlar bilmiyorum. Hı -hı. <laughs> ben de bilmiyorum. Peki ilginç yüz hatlarım var. Hı -hı. Şimdi böyle gelmeden önce biraz böyle baktım. Hı -hı. o yüz hatlarını konuşuyor. Şimdi buralar kemikli. Hı -hı. Ve bir kere Yanak yağlarını falan aldırdın, hayır. estetik yaptırdın mı? Keşke Hı -hı. ama hayır. Hiç de karşı değilim bu arada. Hı -hı. Yani hani öyle yani estetik. Hayır bu insanın kendi mutluluğuyla alakalı bir şey. Hı -hı. E, çok ilginç bir noktası var. Durmayı biliyorsan her şey tamamdır. Hı -hı. Çünkü onun bir dur noktası yok. insanda. göz bu alışır. Yani üç gün içinde çok sevdiği şeyi dördüncü günden biraz daha mı diyebilirsin ama e, ben de yok estetik. Hani en çok sorulan soru burnum estetik değil. <laughs> ama peki bu keskin yüz hatlarının faydası mı var oyunculukta Hayır, yoksa var. tam tersi daha zorluyor mu? Ee, zararı vardır. Hı hı. Çünkü e, ben mesela şeyi çok duydum. Evet sen çok güzelsin ama sana anne babayı nasıl konumlandıracağız? Bunu aşmanın tek bir yolu var. E, yaptığın işi yapmak. Hı yapmak. Yaptığın işi iyi yaptığında, senin işine güvendiklerinde e, diğer tarafı çözmesi gerekenler çözüyor. Hı hı. Sana iş kalmıyor yani. Evet doğru mesela bu dizide de annen hiç sana benzemiyor. Anne! <gülüyor> Günay! <gülüyor> Oğluşum. <laughs> Seninle alakası yok aslında. Tabii canım yani e, ama işte o alaka o alaka değil hmm. ki. Bunu konuşana kadar kaç kişi fark etti bunu? Evet. Arada oyun varsa fark etmiyorsun zaten. Peki kendini seksi buluyor musun? <laughs> Benim kendimle çok fazla o anlamda bir derdim yok. Yani ben zaten bugüne kadar da evinden çıkmayan, e, odasında bir şeyler yapan, e, bir şeylerin peşinden koşmaya çalışan bir adamdım. Sen bayağı böyle north bir tip miydin? Yani tabii tabii. Evinde oturan? Tabii tabii tabii. Yani daha bunu, asosyal. Daha asosyallik değil. değil. Ben hani sosyal... Daha kendi dünyasında. bir adam da değilim yani. Hı -hı. İşte girince gördüm Hı -hı. beni. Ben öyle hani neşesi olmayan bir adam değilim. Kendi değil dünyasında. Ya. Kendi be. dünyamda olan. E, kendimle zaman geçirmeyi çok iyi bilen bu benim için. Belki süper gücüm varsa budur. E, bunu bilen bir adamım ve bununla çok mutluyum ben. E, öbür taraf zaten hani bir yer bir yerden sonra beni zorlamıyorlar gibi e Peki bu dünyaya geçince zor olmadı mı? Olmadı. Şu anda şey. çünkü bir anda 800 bin... Takipçili, hmm. ee, ondan sonra kadınların bayıldığı falan bir adam oldu. Ne mutlu bana. Ama yani ben her, her defasında. Ya yani şöyle işte... bir aynaya bakıp sabah kalkıp. Aa, aa, olmaz. Mesela işte şey, ya spor mu yapmak lazım. Ee, çok uzun zamandır basketbol oynuyorum. Ee, neredeyse işte 10 yaşından beri bir şekilde spor salonunun içindeyim, oralardayım. Hani kendim için yapmıyorum sporu. Ee, bu artık benim bir rutin bu kadardır. Ha evet bunun sonucunu görmek iyi fizikse iyi fizik tamam eyvallah ama bunun e, özellikle bir şey yaptığım için. Baklavalarım şey var mı? Var. Hı -hı. Yani şimdi bunu yok desem gördük işte 3 <laughs> <üç> bölüm önce. <laughs> Hayır çünkü çok fazla Instagram'a koymuyorsun ya normalde. Hiç olmaz. Bizde şey var hani yeni nesil oyuncuların çoğunda Hı -hı. hep Instagram'da üstsüz fotoğraflarını görüyoruz ya. Hı -hı. Ee, yeni nesil oyuncu doğru bir tabir mi bilmiyorum Hı -hı. ama. Ee, çok haklı sebepleri var bunun için. Hı hı. İnanılmaz haklı sebepleri var. Çünkü bir şey görüyor, gördüğü şeyin karşılığını burada da görüyor. O zaman demek ki bu taraftan gelmek için böyle bir şey yapmak gerekiyor diyor. Ee, çok haklı sebepleri var. Bunu biz hep beraber el ele yaptık çünkü. Yani yapımcılarda, yönetmenlerde, oyuncularda, biz bunu hep beraber böyle parlattık. Hı -hı. Dünya da bunu ya ben yani sadece biz yapmadık ya herkesten bahsediyorum, evet. tüm dünya ee, sonuçta biz güzelliğin önce olduğu bir iş satıyoruz Hı -hı. ve yapıyoruz ee, tabii ki güzel olalım, o başka bir şey ama e, dert güzel olmak değil Hı -hı. dert arkadaki oyunu yapmak ne kadar iyi yaparsan o kadar güzel olursun zaten yani bu, bu ince çizgi var ama yeni nesil arkadaşlarımızı genç arkadaşlarımızı asla suçlayamam. Ee, çok haklı sebepleri var. Hı hı. Kadınlar tarafından hep ilgi görür müydün? Ee, farkında değildim herhalde. Bilmiyorum. Ama tabii ki e, boyum sebebiyle e, ya da işte her zaman bu kadar e, güzel giyinen, kendine güzel bakan bir adam değilim ben. Yani hı hı. evde bambaşka bir şey var, sokakta hı hı. bambaşka bir şey var. Ee, bir keresinde yani sadece bu tarafını anlatırım anlarsınız ee, beni sokakta böyle bir şey zannedip elime para koyan bile oldu ama bu o, olur. <laughs> bunlar, olur. Olamıyor, tabii tabii. O, derece yani. tabii o derece ama hani başka bir şeyle de dert var ya oralar Hı -hı. çok şey değil işte Aha, gider şimdi ne olacak. Sen Bulgaristan Hı -hı. göçmeni mi aile? Evet ben Bulgaristan'da doğdum. Doğdun 2 yaşında geliyorsun. 1 yaşında Neredeyse tam o da işte. O dönemlere denk gelen zamanlarda İstanbul geldik. İstanbul'a mı geliyorsunuz? Direkt İstanbul'a geliyoruz. Hı hı. Uf, annem babam ben sonra da kız kardeşim. Hı hı. Anne kadar. baba ne iş yapıyor? Annem öğretmen babam e, orada mühendislik okuyup burada teknisyenlik yapar. Sen de galiba ee, sonra mühendislik mi okuyorsun? Tabii ben inşaat mühendisiyim. Hı hı. O ee, babanın izinden gitme hikayesi mi? Hayır. <laughs> yani çok ilginç hikayesi var ama yani... <laughs> Benim en büyük hayalim Fenerbahçe'ye başkan olmak. Aa. Yıllardır yani çocukluğumdan beri tek hayalim. Ve mühendis olayım dedim. Hayır. Ee, dedim ki ulan ne oluyor Fenerbahçe'yi başkan olabilmek için? Girdim yönetim kurulu listesine. <laughs> Aziz Yıldırım inşaat mühendisi. O inşaat mühendisi, bu inşaat mühendisi. Dedim ki herhalde bu işin yolu inşaat mühendisliğinden geçiyor. <laughs> dedim ki tamam gireyim yani. Şaka Gerçekten be. böyle başka hikayesi yoktur. Bu kadar. Bitirdin mi sonra? Bitirdim tabii çalıştım da. Şaka, evet. peki sonra oyunculuğa nereden geçiş yaptın? Sen bir ee... yarışmaya katılıyorsun galiba, doğru mu? Aa, yaptık öyle bir gençlik hatası. Niye ama Avrupa birinci ne olmuşsun mu? Olur, dünya olur, Avrupa olur. Dünya mı oldun, Avrupa mı Olur, oldun? hiç problem değildir. Şu var. E... Niye gençlik hatası olarak bakıyorsun? Bana çok fazla şey kattı. Birçok birçok zaman okulum için gerekli parayı oradan yani o tarafla Modernize kazandım. Yaparak. Evet. Hı -hı. E, İtalya'da da ben bu işi yaptım. Hı -hı. E, çok ciddi markalarla. Ama Türkiye'de de yaptım. Yani Hı -hı. defalarca yaptık bu işi ama e, biz bunu meslek olarak görmüyoruz burada. Hı -hı. Biz e, bunun meslek olabilmesi için daha bir 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 bir, bir sürü adım Hı -hı. atılması gerekiyor. E, ben şöyle tarif ediyorum onu. Bir gece vardı. O gece oradaki jüri 20 kişi ise beni beğendi. Bu kadar. Bitti. Ertesi gün okula gittim çünkü. Okuyordum yani daha 19 hı hı. yaşındaydım o dönemler. Okuyordum. Bu kadar. Peki oyunculuk nereden çıkıyor? Ee, bir gün böyle tabii ki ben. Benim hobim sinema ee, Hakan. Yani hı hı. ben sinemayla çok ilgili bir adamım sürekli sinema ile alakalı işte lisede de üniversitede de kulüpler olsun onlar olsun bunlar olsun ki ben Pertemiyel Lisesi mezunuyum bu benim için önemlidir. Ee, üniversiteden çok Hı -hı. daha önemlidir. Ee, bunları yaparken hobinle daha çok vakit geçiriyorsun. Yani ben Matematiği çok sevenlerden değilim. Hep onu da söylerim yani ki ben özel ders vererek de çalıştım dershanelerde. Hı -hı. Çocuklara tek söylediğim şey vardı. Ben matematiği sevmek zorunda değilsiniz ama yapmak zorundasınız. Hı, -hı. Bu kadar basit. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama yapmak zorundasınız. Maalesef sistem bize bunu veriyor. E, yeni nesil e, sınava girecek arkadaşların da bilmesi gereken en önemli şey bu. E, sonra dediler ki ulan işte yarışma oldu. O bitti. E, galiba böyle bir şeyler olur filan. Hani öyle teklif meklif havada uçuşmuyor. Öyle bir şey yok zaten. Ondan sonra e, eğitim almaya başladım. Çok güzel insanlardan. Onlardan sonra benim etrafımda tiyatro ile ilgilenen insanlar giderek çoğalmaya başladı. Bir de aksi gibi beni sevdiler. <laughs> Onlar beni sevince aksi gibi ben de onları sevdim. Beraber e, birçok şeyde bana yardımcı oldular. E, öyle devam ettik ta ki Hilal Saral gel diyene kadar. Güzel, peki evet. şeyi sormuşlar hep kendi sesimi seslendirme mi diye. Sesini böyle seksi bulmuşlar yani. <laughs> inanın işte hiçbir bu, şey yapmadım. Bu sesin yok. ekmeğini yedin mi çok? Hayır. Hiç yemedim daha. Yani umarım bir gün yerim. Yani iyi ses benim ciddi anlamda takıntılı. Ha Sen o sesi böyle bir direkt Paral, mi Hayır, sesi benim, benim, sesimle ilgili bir şey konuşmuyorum. İyi sese çok takıntılıyım. Yani sürekli böyle şey yaparım. Duydum. Birinin sesi çok güzel. Kim? Lan, aa çok güzel bir sesin falan. Hani çok severim iyi ses. Hı -hı. Çünkü çok biz Türkiye olarak çok iyi seslendirme Hı -hı. anlamında. O yüzden de e, bu güzel sesler benim için çok kıymetlidir. Peki, en çok neyinle övünürsün? Hmm, Çalışkanlığımla. E, mutluluğun resmini çizsen. Ben Abidin Dino değilim. <laughs> Peki, yapmaya başlayınca duramadığın bir şey? Film izlemek. Yaparken yakalandığın en kötü şey? <laughs> ya o gülüş bu gülüş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Deyip, aa birine diktik bakmak Böyle kafede filan. Olabilir. Güzel. Hayatın basit zevklerinden en vazgeçemeyeceğin... Kahve lideri. içmek. Güzel. Net. <laughs> Hangi dünya yıldızıyla ne yaparken fotoğrafın olsun? İngiltere'de Ben Bishow diye bir herif var. Hı hı. Çok iyidir oyunculuğu. Yani bana düşmek bunu söylemek ama yani bana düşmez bunu söylemek ama işte. Keşke onunla bir şeyler yapabiliyor olsaydım hı -hı. ya çok. Çok peşindeyim adam. Yolda yürürken bir bakıyorsun karşından sen geliyorsun. Hı hı. Ona ne söylerdin? Ne yapıyorsan yapmaya devam et. Ya güzel. E, aşk tavsiyen? Ne olur çabuk karar vermeyin hiçbir şeye. Hı hı. En yakınlarının şikayet ettiği huyun? Bir türlü dışarı çıkmıyor olmam. <laughs> Öyle mi? Öyle. E, ne gibi mevzular açılsa sıkılırsın? Benimle alakalı mevzular açılınca ben çok sıkılıyorum. Hı hı. Biz... Yani mümkünse benden hiç bahsetmeyelim, orayı çabuk geçelim. Hı hı. Başka ne konuşuyoruz, hadi bakalım. Kısmına. Bir süper kahraman olsan neyi değiştirirdin? Hiçbir şey hı. hı. Hiçbir şey değiştirmezdim. Vardır bir sebebi. da olacaklar. Sevgilimin odasında bir obje olsam nokta 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 olur. <gülüyor> Yastık. <gülüyor> en son nokta 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 için özür diledim. Aramasına geri dönmek. <laughs> Peki kendine yani beni en iyi anlatan üç kelime nokta nokta noktadır. Efendim seksi, yakışıklı diye başlıyormuşum. <laughs> ben burada konuştuğumuz her şeyi <laughs> yalan ediyorum. Hadi edeyim. abi başka bir çocuk çıktı bu alanın içinden diye. <gülüyor> <gülüyor> Sinefil, Hı -hı. çalışkan, kendi halinde. Bir kadında ilk nokta nokta noktaya bakarız. Zeka, Hı -hı. net. Benim için en seksi organ nokta nokta noktadır. Aa, zeka. Net. Hı hı. Güzel. <laughs> Eto. Keşke ya dünyaya hükümdar olmaz. Çok şey öğrendim. Dış gece. Özcan Deniz. <laughs> Yeterlidir. Canım benim. Hı hı. Canım. Burcu Özbek. Dünyanın en güzel şeylerinden biri. Güzel. Çok güzel şeylerinden biri. Yetenekli miyim? Okay. Çok teşekkür ediyorum. Aa, ben bitti mi? Hocam. Bitti. Bu kadar mı ya? Bu kadar. kadar. Soru, bitti mi soru? Bitti. Alkış mı geldi ben anlamadım. <laughs> Onlar çok mutlu <laughs> bitti diye. <laughs> ben teşekkür ederim. Ee, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Evet böyle. Bay bay. <laughs>